Herkese merhabalar. Elektrik devreleri konusuyla birlikteyiz. Bakalım takvimimizde neredeyiz? Oo, bu ayın sonlarına gelmişiz. Bakın, elektrik devreleri ve ondan sonraki videolara da ta tabii ki takip edebilirsiniz. Şimdi birlikte elektrik devrelerinden bahsedelim. Biz burada nelerden bahsedeceğiz? Elektrik akımı, direnç, potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi yaptık zaten. Üreteçlerin seri, paralel bağlanması, dirençlerin bağlanmasından bahsedeceğiz. Şimdi Ohm yasasından ve özellikle eşdeğer dirençten bahsetmek durumundayız burada. Çünkü eşdeğer direnç üreteçlerinde, eşdeğer dirençlerinde eşdeğeri aslında sıklıkla kullandığımız bizim tanımlamalar arasında. Burada öğrencinin pillerin bir güç kaynağı olduğu bildiği kabul edilir. Yani bir öğrenci ne olacak? Bir eline bir, bir pila aldığında bunun bir güç kaynağı aslında. Bu bir enerji verecek e, diye e, bilmeli bu konuyu anlayabilmesi için. Şimdi dirençlerin bağlanmasına birlikte bakalım. Elektrikli devrelerde çok sayıda direnç kullanılabilir. Birden fazla direnç kullanılabilir. Bunlar hani farklı farklı şekillerde bağlanabilir. İşte yan yana bağlanır, üst üste bağlanır. Çok farklı şekillerde bağlanabilir. Bu yüzden biz şöyle söylüyoruz. Eğer burada e, sen bir dirençleri bağlamak istiyorsan, dirençleri bağladıysan devrede artık bu kadar direnci yan yana ya da üst üste, alt alta neyse işte bunları bu şekilde yapmak zorunda değilsin. Her birini böyle göstermek zorunda değilsin. Artık devrenin şu dirençlerinin eş değer direncini bulman yeterlidir. Bu yüzden sorularda sorularda şu, sıklıkla bu dirençler yerine geçebilecek tek bir direnç sorulduğunda neyi bulursun? Eş değer direnci bulursun. Bu yüzden biz de eş değer direnç hesaplamalarını geçeceğiz ve ondan sonra işte ana koldan geçen akım nedir gibi sorularla devam edeceğiz. Elektrik devresinde ya da devre parçasında dirençlerin uç uca gelerek birleştirilmesi sonucu seri bağlama oluşur. Bakın uç uca burası sonra burası bakın dikkat edin. ...şimdi direnci bağladın... ...bu ucuna dire, diye, diğer direnci bağladın... ...bu ucuna diğer direnci bağladın... ...dolayısıyla bu şekilde bir bağlama bağlamayla... ...istediğin... E, ...şey yapabilirsin... ...istediğin gibi seri bağlayabilirsin... ...burada önemli olan birkaç tane şey var... ...şimdi bir... ...direnç dediğim şey potansiyelde düşme yaratır... ...yani bu pil potansiyeli var ya... ...pil bir sonuçta potansiyeli var... ...burada pilin ürettiği potansiyel dirençler ile harcanır. Dolayısıyla da bu V... 1, 2, 3, 3 tane diğer V'nin toplamına eşit olur seri bağlamada. Yani biz ne yapıyoruz? V eşittir. V1 artı, V2 artı, V3 yazabiliriz. Bu bir. İkincisi de akım dediğim şey. Bakın akım dediğim şey buradan yola çıktı. Devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Şimdi burada biz şunu biliyoruz voltmetreler yalıtkan tel gibi davranır. Doğal olarak akım bu noktaya geldiğinde aşağıya inme şansı yok. Çünkü burası yalıtkan. Ne yapacak? Buradan geçecek. Akım buraya geldiğinde aşağı inemeyecek. Buradan geçecek. Bakın dikkat edin. 3 dirençten de aynı akım geldi ve geçti. Dolayısıyla da bunların akımları birbirlerine eşit olacak. Bunu unutmayın. Seri bağlamada Akımlar eşit çünkü tek bir tel var. Dolayısıyla da biz burada akımlar eşit V'lerde V1 artı V2 artı V3 ve eşdeğer direncinde aslında yan yana yan yana olduğu için R1 artı R2 artı R3 olduğunu rahatlıkla söylüyoruz. Gelin birlikte yapalım. Ben bu tip sorularda eğer yan yana yan yana dirençler verildiyse genellikle sorunun üzerine şöyle bir şey çiziyorum. Yani artı artı yan yanaysa bunları toplayıver. Akım bir yere ayrılmıyorsa bakın akım neydi gelmişti buraya kadar. Bir yere ayrılmadan böyle geçti. Akım bir yere ayrılmadan devam ediyorsa dirençler üzerinden bunlar seri bağlanmış demektir. Şimdi birlikte seri bağlamaya bakalım. Seri bağlamanın çünkü özel bir özelliği daha var onu söyleyeceğim. 20 tane 5 ohm değeri, değerindeki direnç seri bağlanmışsa kale arasındaki eşdeğer direnç. Bakın şimdi bir tane olsa 5 yazacağım. 2 tane olsa 5 artı 5 10 yazacağım. 3 tane olsa e, 5 e artı 5 artı 5 15 yazacağım. Aslında ne yapıyorum 3 tane de? 5 ile 3'ü çarpıyorum değil mi? Kaç tane ise onu çarpıyorum. 5 ohmla tane sayısını çarptığımda eşdeğer dirence ulaşabiliyorum eğer dirençler özdeşse. E kaç taneydi? 20 tane. O zaman eşdeğer direncim ne olacaktır? 20 ohm olacaktır. Bakın burada iki şey var. Bir tanesi eşdeğer dirençleri tane sayısıyla e özdeş dirençlerin eşdeğerini bulmak için eğer özdeşse bunlar ve seri bağlıysa tane sayısıyla çarparsan eşdeğer direnci bulursun. Bu bir İkincisi de şunu görüyoruz. Seri bağlama yani dirençlerin seri bağlamasında e, ne oluyor? Direnç değeri artıyor. Direnç değeri artar. Eğer iki direnci seri bağlarsan artık beş değil on ohm olur değil mi? Ne kadar seri bağlarsan bağla direnç değeri o kadar artacaktır bunu söylüyoruz. Paralel bağlamada durum böyle olmayacak. Elektrik devresine ya da devre parçasında dirençlerin birer uçlarının bir noktada diğer uçlarının başka bir noktada birleştirmesi sonucuna paralel bağlama diyoruz. Buna biraz şey yapmak istiyorum üzerinde kalmak istiyorum. Bakın burada artı gördünüz mü burada da eksi var. Şimdi artı olduğu zaman akım artıdan çıkıyordu. Buradan çıktım akımım ben. Çıktım. Şimdi burada ne var? Artık kollara ayrılma zamanı var. Dolayısıyla da bu kollara ayrılma hep aklınıza paralel bağlamaya getirsin. Bakın burada akım diyecek ki ay buradan mı gitsem buradan mı gitsem değil mi? Ya da yani akım tabii ki de tek başına değil. Bir kısmı buradan, bir kısmı buradan geçecek. Sonra bir kısmı buradan, bir kısmı buradan geçecek. Sonra burada hepsi birleşecekler. Bakın burada olduğu gibi. Şimdi biz bunları nasıl çözeceğiz? Bunları çözmek için şöyle küçük bir bilgiye ihtiyacımız var. Bakın burası Burası, örneğin A yani bu bu noktanın potansiyel A desek, bu noktanın potansiyeline B desek, bakın devam ediyorum A A A değil mi? Yani düz bir tel olduğu için herhangi bir potansiyel düşmesi olmuyor. Bakın B'den devam ediyorum, bu noktanın potansiyeli de B, bunun potansiyeli de B, bunun potansiyeli de B. Dikkat ettiniz mi? Bakın buraya voltmetre bağlasam potansiyel fark için hangi noktalara A ve B'nin potansiyellerinin farkını alacak değil mi voltmetre? Yine burada da öyle bakın A ve B'nin arasındaki farkı alacak. A ve B arasındaki farkı alacak. Hatta bu fark değil mi? Devredeki pile de eşit başka bir direnç bir şey olmadığı için. Dolayısıyla biz burada paralel bağlı devrelerin potansiyellerinin eşit olduğunu söyleriz. Yani bu üçünün üç tane paralelin potansiyelleri eşittir. O zaman şöyle bir şey söyleyebilirim. Bakın bu da V, bu da V, bu da V değil mi? Potansiyel farkları aynı. Ama akımlar neydi? Akım bir kısmı buraya, bir kısmı buraya, bir kısmı buraya giriyordu. O zaman şöyle yapalım. Bizim akımlarımız bu şekilde devam ettiğine göre o zaman akımımız 1, 2 ve 3. akımların toplamıdır. Çünkü Neden? baştan işte atıyorum baştan 10 kişiydi 2 buraya 3 buraya 5 buraya gitti öyle düşünün sonra gelecek bunlar 10 kişi olarak devreye geri girecekler çıkan akımla giren akım eşit olmak zorunda yani kaç kişi çıktıysa o kadar kişi dönecek aman yolda yoruldum da kalayım öyle bir şey yok buradan kaç kişi çıktı buradan da o kadar kişi gelmek zorunda bu yüzden de I eşittir I1, I2 şöyle I1, I2, I3'ün toplamı olarak söyleyebiliyoruz. Bu bir. ikincisi neymiş? Paralel bağlı dirençlerde neler eşitmiş? Potansiyel fark eşitmiş değil mi? Potansiyel fark eşit. Bu çok önemli. Şimdi birlikte birazcık buna bakalım. Potansiyel fark neydi bunu hatırlayalım. Şimdi ilk önce ben şuradan bir şunu bir hatırlayayım V, I, R değil mi? Potansiyel fark akımla direncin çarpımına eşit. Yani demek ki I1 çarpı R1 bakın. Eşittir I2 çarpı R2 eşittir I3 çarpı, yazamadım. I3 çarpı R3 yazacağız ve burada şunu görüyoruz dikkat edin eğer böyle bir paralel devrede direnç fazla ise akım küçüktür bu kadar Anlatabildim mi? Yani ne demek bu? Atıyorum şimdi tamamen e, atacağım. R3R ve 5R olsaydı buradaki direnç değerleri. Bakın buradaki gelen akım atıyorum 2 ise buradaki ona mı tamamladım? Olmadı. Dur, daha kolay bir şey verim Şuna 2 vereyim bari. Şimdi 5 kere 2 10. Çarpımlarının eşit olması gerekiyor. Değil mi? Bak burada çarpık. Çünkü neden? Potansiyel farklar eşit. Burası 10 iR olduğuna göre burası 5 i olacak ki 10 iR olsun çarpımı. Burası da kaç olacak? 10 i olacak ki 10 iR olsun. Bakın ne demiştik? Tekrar söylüyorum. Çarpımları eşittir demiştik. Biz de burada hani eğer dedim bunun direnci R bunu yani şu R1 R kadar R2 2 R kadar R3 5 R kadar ise o zaman akımlarda 10 i 5 i 2 olur. Hocam nereden biliyorsunuz? Şimdi bak ben bunların gerçeklerini bilemem. Yani kaç amper geçiyor burada bilemem. Çünkü bana potansiyel fark verilmemiş. Ama şunu bilebilirim. Atıyorum buradan 2 birimlik akım geçiyorsa buradan beş birimlik buradan on birimlik akım geçmek zorundadır. Yani kat değişmez. Sayı değişebilir. Yani i 3 müdür, 5 midir? Ben bilemem. i 0.2 de olabilir. Ama buradan iki buradan 5 buradan 10 kat akım geçecek. Bundan eminim. Bu yüzden hani bunu söyleyebilir. Sol olarak tekrar söyleyeyim. Paralel bağlı devrelerde potansiyeller eşittir. Zaten PP ya potansiyel. Oradan da aklına gelebilir. Tamam mı? Şimdi geçtik. Şimdi burada potansiyeller eşitledikten sonra burada yapmamız gereken bir, birkaç tane şey var. Çünkü aslında direnç değerlerini bulmamız gerekiyor. Şimdi bir direnç değerleri normalde paralel bağlılarda serilerde çıtır çıtır topluyordun yan yana çok güzeldi. Paralellerde öyle değil. Paralellerde takla attırıp toplaman lazım. Şimdi mesela takla attırıyorum. Şimdi şöyle yazalım. Burada da zaten direkt R eşi bulmazsın. Bir bölü R eşi bulursun. 1 bölü R eş eşittir 1 bölü artı 1 bölü 3. Tamam. Kaç tane direnç varsa artı bıdı 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 bıda yazıp bunları ne yapacaksın? E şu işte 1 ile bu 2 ile genişleteceksin. E ne oldu burada? E 1 artı 2 işte 3 bölü 6 oldu. 1 bölü 2 oldu. Ya ne olur dikkat edin çocuklar. R eş burada 1 bölü 2 değildir. 2'dir. Rica ediyorum. Bak bu takla atmış bu da takla atmış. Demek ki R eş 2'dir. Bu kadar. Do dolayısıyla ben burada bir devrenin hani paralel bağlı bir devrenin eş değerini bu şekilde rahatlıkla bulabiliyorum. Ama her zaman böyle mi bulacağım? Hayır her zaman böyle bulmayacağım. Bunun bir de kolay yolu var. Şimdi 3 tane dört tane direncim varsa bunu yapmak zorundasın. Ama yani buradaki gibi 2 tane direncim varsa bunu yapmak zorunda değilsin. Bunun kolay yolu yalnız 2 direnç paralel bağlanırsa bunun kolay yolu eş değer direnç olarak R eş eşittir nedir? Çarpımları Bölü toplamlarıdır. Bu kadar çarpımları bölü toplamları. İki tane direncim var. Bunu kullanabilirim. 6 kürü 3 18. 6 artı 3 9. Ne çıktı? 2 ohm. Bunun eş değeri 2 ohm. Bunun olduğu yere çizip 2 ohm yazsam sıkıntı yok. Bak eş değeri buldum hemen. Bir de bunu ezberleyin ya. Bu, bu sayfadakilerin hepsini ezberleyin. Çünkü sürekli karşıya çıkacak. Sürekli 6 3'ü göreceksin. Ben sana söyleyeyim. Şimdi gelin şunu çözelim. 12 çarpı 6 şimdi 2 ohm e, pardon iki tane direnç olduğu için şu formülü kullanabiliyorum çarpımları bölü toplamları 12 artı e, 6 18 etti şununla şunu sadeleştirdim 3 ne çıktı 4 ohm. Bunun yerine 4 ohm koyabilirim 4 onluk bir direnç koyabilirim devrede bu varsa bunun yerine bunu silerim hatta yerine yerine 4 ohm koyarım aynı şey hiç fark etmez. Şimdi buraya bakalım. Burada aslında başka bir şey söylemek gerekiyor. Çünkü üç tane direnç var görüyorsunuz. Bu formülden kullanabilir miyim? Hayır kullanamam. Peki ben bunu niye verdim? Şimdi sevgili arkadaşlar eğer özdeş dirençler paralel bağlandıysa tekrar söylüyorum özdeş dirençler yani direnç değerleri aynı ve paralel bağlandı. O zaman ne yapmak gerekiyor biliyor musun? Bunun kolay yolu hangi direnç bunlar özdeş dirençlerin değeri ne? 12 kaç tanesi paralel bağlı? Tane sayısına bö bölerseniz R eşi bulursunuz. Birlikte yapalım. R eş eşittir 12 bölü kaç tane? 3 tane. Demek ki 4 ohm yazabiliyoruz. Var mı sorusu olan? Yorumlara bekliyorum sorularınızı. Şimdi yalnız 2 direnç paralel bağlıysa ne demiştik? Çarpımları böyle toplamları demiştik. Buradan yapabilirsiniz. Ama madem özdeş acaba şuradan da değil mi yapamaz mıyız? R eş neydi? 4 bölü tane sayısı. Yani 4 bölü 4 bölü 2. Ne çıktı? 2 ohm. Gördüğünüz gibi eş değer dirençleri bulmak bu kadar kolay. Ana formülün bu. 1 bölü R eşittir. 1 bölü dirençler. Sonra ters çevirmeyi unutmuyorsun. Ama normalde de ne yapabilirsin? İki direnç olduğunda çarpımları böyle to, e, toplamları yapabiliyorsun. Şimdi bununla ilgili bir tane sorumuz var. Devredeki tüm kollardan geçen akımları ve dirençler üzerindeki potansiyel farkları bularak eş değer direnci hesaplayınız diye bir sorumuz var. 18-10, 3-6-4. Şimdi birlikte bakalım. Şimdi bakın burada... 3 ve 6 hani şu e, şunların eşdeğerini hatırlıyor muyuz acaba? Değil mi? Hatırlıyoruz. Neydi burası? 2 idi. Çarpımları böyle toplamları. 6 kere 3 18. 6 artı 3 9 2 ohm. Şimdi yazıyorum. Bu devrenin aslı şu yani. 4 ohm 2 ohm. Bu şekilde yazabiliyorum. Aşağıda ne var? 18 volt. Gelin birlikte ana kol akımını yani devreden geçen akımı bulalım. Buluyorum şimdi 18 bölü E bunlar seri bağlı oldu artık. Sadece toplamam yeterli oldu. 4 artı 2 6'dır. 18 bölü 6 da 3 ohm e, 3 ohm olmaz tabii. 3 amper yapar. Neden amper diyorum? Çünkü ben akımı buldum değil mi? Akımı tekrar tekrarlayalım. Akım nasıl bulunuyordu? Sıkıntı Çıkması burada bakın aslında çok kolay akımın bulunması. V, I, R üçgenimi çizdim. I'yi e, e kapatıyorum. Ne çıktı? V bölü R çıktı. Doğal olarak potansiyelimi eşdeğer direncime böldüğünde akımı rahatlıkla bulmuş oldum. Gelin birlikte akımı devam ettirelim. 3 amper değil mi? 3 amper. 3 amper. 3 amper. Ben buraya kaç tane nokta yazarsam hepsini 3 amper yazacağım yani. Onu göstermeye çalışıyorum. Şimdi buradan kollara ayrılacak ama kaça kaç ayrılacak çok emin değilim. Aslında görüyorum bazı öğrencilerim de görmüştür muhtemelen ama hemen göremeyen öğrencim de olacaktır. Şimdi bakın burada şimdi şuranın potansiyeline bana bana bir yardım eder misiniz? Buranın potansiyeline 4 kere 3 değil miydi? Yani hani dirençle akımın çarpımı değil miydi? Burası 4 kere 3 12 volt ama burada zaten 18 var. 12'yi buraya verdiğine göre buraya kaç kaldı? Bakın bu ikisinin toplamı 18 etmeliydi. Kaç kaldı? 6 volt. Paralellerin zaten potansiyelleri eşitti. Bunun da 6 volt, bunun da 6 volt. Ben buradan sana rahatlıkla akımı söyleyebilirim. Çünkü akım potansiyeli bildiğime göre potansiyel bölü dirençtir. 6'yı 3'e bölüyorum. Buradan 2 amper. Efendim 6'yı 6'ya bölüyorum. Buradan 1 amper geçmiş. Öyle değil mi? 3 akım geliyor. İkisi buradan, biri buradan... Bence çok mantıklı ve üç akım geri dönüyor. İşte sorumuzu böylece çözmüş olduk. Şimdi başka bir soru var. Bu sorularda grafik kullanmayı da sever öğretmenler. Ben de severim. Şimdi şurada dikkat edelim. İki ve iki. O zaman iki ve iki olduğunda, şimdi bunun direncini bulacağız ya hani. Aslında çok basit bir e, mantığı var bunun. V/I yazdığımızda eğer direncini bulmak istiyorsanız voltajı akıma bölersiniz. Sen herhangi bir değer alım ben 2 dedim. O zaman voltajı akıma bölüyorum. 2/2 bölü 1 çıktı. R L eşittir 1 ohm çıktı. Sen istiyorsan bu noktayı al, fark etmez. Gidip de şu noktayı alma. Okuyamadığın noktayı alma. Bu noktayı al. Bu noktanın voltajı 6, değil mi? Ee, akımı da 6 amper. böldün zaten 1 çıktı. K'ya bakıyorum. K'nın 8'e 4. RK eşittir 8/4'ten kaç çıktı? 2 Allah Allah. Evet 2 ohm çıktı. 2 ohm çıktı. 8 bölü 4'ten 2 ohm yazmış olduk bunu da bulduk. Neden biliyor musunuz? Soruda bize direnci vermedi ama K'nın L'nin dirençlerini teker teker buraya koymuş. Hadi şimdi birlikte devam edelim. Şimdi bakın burada K, K şurada K işte burası 2. İşte artık ben bunun üzerine 2 yazıp L yerine 1, K yerine 2 yazacağım. Ve şimdi devrimi çözmeye çalışacağım. Eşer direnci bulalım. Bakın yukarıdakiler seri birlikte toplayalım 6. Ben şuraya devrimi çizmek istiyorum. Yukarısı 6. Aşağıdakiler seri bunları topluyorum. 3 de buraya yazdım. Yanında da 1 var. Bakın ne, pilimiz kaç volt? Pilimiz fark ettiniz mi? Pilimiz de 12 volt. Hadi birlikte yapalım. 6, 3 bunlar paralel bağlıydı. Neydi? 2 tane olduğu için çarpımları bölü toplamları yazabiliyoruz. Çarpımları bölü toplamları yazdığımızda 2 ohm sonucunu veriyor bize. 2 ohm. Efendim tekrar şey yapalım. Burada da 1 ohm var. 12 volt da burada olduğuna göre 12 bölü 3'ten ne oldu? 4 amper. 4 amper buradan... Gördüğünüz gibi rahatlıkla geçer ana kol akımını bulmuş olduk. Şimdi üreteçlerin bağlanmasında başka bir tip soru. Ee, şimdi burada hem hani şuradaki dirençler bağlanmış hem üreteçler bağlanmış. Unutmayın. Üreteçlerin bağlanmasında temel nokta şu. Eskiden böyle farklı e, üreteçler falan da ölüyordu. Şimdi onların hiçbiri yok. Şuradaki X sistemine dikkat etmenizi istiyorum. Bu X sistemi yerine bir tane sadece bir tane üreteç yazmamız gerekiyor. O üreteç de Bakın burada paralel verilmiş. Artık dirençlerden biliyorsunuz istediği paraleli. Paralel verilen üreteçler sizde aynı değerde olmak zorunda zaten. Birini yazmanız gerekiyor. Sadece bir tanesi. Yani 15 15 burada iki tane, 3 tane, 5 tane de olsa ben bunların yerine yazacağım ne olacaktır? Yine 15 volt olacaktır. E hocam nasıl oldu? Burada yani iki tane vardı. Ben bir tane de koysam nasıl aynı görevi görür? Aslında aynı görevi görmez. Eğer üreticileri paralel bağlarsan, tükenme sürelerini uzatırsın. Daha uzun süre sonra tükenirler. Çünkü burada belli bir akımı vereceksin, o kesin bir akımı vereceksin. Fakat burada iki koldan o, o akım çıkar. Yani ne demek istiyorum? Mesela sekiz amper vereceksen dördü buradan dördü buradan gelir. Ama devreye bir tane üretici bağladığın zaman 8 amperin tamamı buradan gelir. Doğal olarak da bu çabuk biter. Eğer paralel bağlarsan daha sonra biter. Yani tükenme süresini uzatmış olursun diyebiliriz. Şimdi bunları anlattıktan sonra devremize devam edelim. Şurada... E, ben bu bunları çok seviyorum. Bak burada bir şeye dikkat etmenizi istiyorum tamam mı? Şimdi bak buranın artısıyla kim bağlı? Böyle dirsekte de verince ben çok göremiyorum. O yüzden takip ediyorum. Dikkat edin oranın artısıyla diğer pilin artısı bağlı. Yani buraya 3 oldu. Yan yana çizmek istersem bu şekilde çizmek zorunda kalacağım. Bakın artı eksi. Sonra Diğer devremi istediğim gibi çizerim. Onu şimdilik bırakıyorum. Şu ikisi için işlem yapacağım. Bakın dikkat edin. Normalde akım artıdan çıkıyordu. Demek ki bunun çıkaracağı akım bu. Bunun çıkarmak istediği akım ters tarafa doğru. Yani bu ikisini birbirinden çıkarmanız gerekiyor eşdeğeri bulmak için. Çıkarmanız gerekiyor. Peki büyük kim? Bu. Demek ki bunun akımı tabii ki de onu yener ve ana akım bu tarafa doğru olur. Şimdi devam edelim. Ne dedim ben? Çıkarmanız gerekiyor dedim. O zaman 15'ten 3'ü çıkardım. 12 volt buldum. Kimin işaretini yazdım? Tabii ki de büyük olanın. Çünkü akım onun istediği tarafa doğru gidecek. Şimdi üreticiye bağlanmasını öğrendiğimize göre gelin şuradakileri biraz daha tekrar edelim. 6 6 2 tane 6 ohmum var paralel bağlanmış. O zaman 2'ye bölüyorum. Tane sayısına bölüyordum özdeştirençlerde ve 3 ohm olarak eş değerini buluyorum. Bakın burada 3 ohm ve yanında bir tane daha 3 ohm var ki bunlar gördüğünüz gibi seri bağlı. O zaman bunları topluyorduk. 3 3 ne oldu? 6 om oldu. Gelin bunun akımını bulalım. Akımı bulmak için tekrar üçgeni çiziyorum ama siz iki kere çizerseniz gerisini zaten öğrenirsiniz. Akım 12 bölü 6'dan 2 amper olduğunu buluyoruz hemen. Böylelikle de gördüğünüz gibi hani ana kol akımının 2 amper olduğunu bulduk. Yani buradan geçen akım 2 ampermiş. Şuradan geçen akım 2 ampermiş. Buradan nasıl ayrılıyordu? Bakın özdeş 1 amper 1 amper diye ayrıldı. Buradan 1 amper geçti. Potansiyellerini yazacak olursam bu 3 volt. Bu 6 volt. Değil mi? Bu da 6 volt. Nereden yazdım 6 voltu? Akımla direnci çarptık. Akımla direnci çarptık. Değil mi? Şimdi bir şey daha göstermek istiyorum. Burada çok kısa 2 amper. Neydi? Bunlardan bir amper bir amper gelmiş ki ana kol akımı iki amper olmuş. Peki başka bir sorumuz. Bu üreticilerin bağlanmasına tükenme süreleriyle ilgili bir soru. Şimdi burada K R direnci var. Bakın burada önemli olan neydi akımları bulmaktı. Buradaki akımım nedir? V eşittir i çarpı R diyorsam eğer akımım iyidir. Buradaki akımım nedir? Bunların yerine tek bir direnç, tek bir pil yazıyorduk ve potansiyelli doğal olarak hani ne oldu? Bununla bunun arasında aslında bir fark yok. Yani dirençlere sorsan Nasıl hissediyorsun kendi ikisi de gayet iyi hissediyorum diyecek yani ikisinde de aynı şeyi hissedecekler aynı şekilde ısınacaklar çünkü biliyorsunuz akım geçen teller ısınır aynı şekilde ısınacaklar olay ne biliyor musun bu daha uzun süre ısınacak bunun süresi daha uzun olacak çünkü burada 3 pil var 3 pil aynı akımı aynı akımı birlikte verecekler. Yani ne demek oluyor bu? Her birinden i bölü 3 gelecek demek oluyor. Anlatabildim mi? Bu öyle değil. Şimdi buradaki dirence bakarsak eğer R doğru ama pillere bakarsak pillerin üçü de seri bağlı. Bir de bak dikkat et şurada akım bu tarafa doğru burada da akım o tarafa doğru burada da akım o tarafa. Yani üçü de devrede böyle dolaşmasını saat yönünde akımın dolaşmasını istiyorlar. Dolayısıyla ben bunları toplarım. O zaman topladığım zaman ne olur? 3 ve o zaman akım için ne olur? Akımı bulmaya çalışıyorum. 3V bölü R'den akım hani 3'i diyebiliriz buna. Madem buna I dedik, bakın burada I eşittir V bölü R dedik. Şu akıma buradaki farklı olan akıma da e, burada hani kıyaslama yapabilmek adına diğerinin 3 katı olduğu için 3'i yazabiliriz. 3'ü şey yazarsak düşünsenize bunların seri bağda her biri 3'ü veriyor demektir. Ve paralel bağlı gibi paylaşma yok seride. Her biri 3'ü veriyor demektir. Şimdi devam edelim. Şimdi de buraya bakalım. Burada da gelin bakın burada iki tane pilimiz var paralel bağlı değil mi? Buraya benziyor biraz. Yine bu dördüncü devremizde de aslında eş değer devre ile aynıdır. Bakın budur. Hiçbir farkı yok. Dolayısıyla V bölü R'ye gene i akımı olduğunu söyleriz. Gene bu direnç üzerinden i akımı geçer. Ama bu i akımını bir ve ikinci piller birlikte ürettiğinden gördüğünüz gibi geçen akımlar birbirlerinden farklı olurlar pillerde. Dolayısıyla hani böyle bir devrede baktığınız zaman en kolay yani en çabuk bitecek olanın en fazla akım Geçiren üçüncü devre olduğunu, yani TM'nin süresinin küçük olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra bir tık daha büyük hani e, buradaki akımdan küçük akım geçiyor ama diğerlerinden büyük akım geçiyor. Sonra TKK olur, yani e, daha sonra bu biter. Daha sonra şu dördüncüsü TN biter ve en son TL biter. TL daha uzun süre sonra tükenir. Böylelikle bunların zaman ilişkisini de bulmuş olduk. Şimdi bir tane daha sorumuz var. Yine paralel ve seri bağlamalar birlikte bu dirsekler falan da var. Bu yüzden bu soruyu özellikle koyduk. Burada e, bir dikkat edecek olursak bize mesela eş değer direnci sorsun. Kali arası ki eş değer direnci sorsun. Burada gördüğünüz bir şey var. 6 ve 6 birbiriyle paralel bağlı. O zaman böyle sorulardı. Şimdi K'dan başladım paralel bağlarda ne yapıyordum? 6'yı tane sayısına bölüyordum. Böldüm 2 çıktı. Şimdi bakın burada dirsek var ya hani şu dirseklere kanmayın. Bunlar aslında şöyle akım geldi. Buradan işte geçti geçti geçti. Buradan devam etti bakın. Gördünüz mü? Aslında yukarıdaki devre ile aşağıdaki devre seri bağlı. Ama bunu ben daha rahat göstermek için yukarısının eş değerini çizip göstereceğim. 3 ohm. Bakın akım başladı yola. Geldi geçti buradan hala geçti. Bu seri bağlının tanımıdır. Aynı akım geçer. Akım kollara ayrılmaz. Dolayısıyla aslında burada eş değer devre bunu bir kere çizelim göstermiş olalım. Bir daha çizmeyiz. 2 ohm 3 ohm yan yanadır ve topları seri bağlı olduğu için 2 artı 3'ten 5 ohm hallettik soruyu eşdeğer dirence. Tabii ki de size hep böyle temiz temiz sorular gelmeyecek. Birazcık voltmetre, ampermetrik karıştırılmış sorularda karşınıza çıkacak. O zaman şöyle yapacaksınız. 1- Voltimetre hocamız bize ne demişti? Voltimetre için yalıtkan tel gibi düşün demişti. Potansiyel farkı soruyordu. Akımla direnci çarpmak gerekiyordu. 2. Amper metre. Amper metreyi nasıl dallanıyor? İletken tel gibi. Yani telin üzerine iletken tel gibi davranıyorduk. Şimdi birlikte devreyi anlamaya çalışalım. Bakın burada V potansiyeli var. V potansiyeli olduğu için de biz ne yapıyoruz bu V potansiyelini? Hani bu sanki yalıtkan telmiş gibi davranıyoruz. Bunu bir kere şey yapıyoruz. Bunu yok ediyoruz değil mi? Ee, bu sanki hani devrede yokmuş gibi davranıyor. Burada, burada bir şey yok. ...anlatabiliyor muyum? Burası boşmuş gibi... ...ne de olsa akım geçmeyecek... ...sonra burada bir ampermetre var... ...evet ampermetreden tabii ki de akım geçecek... ...ama ampermetrenin olduğu yeri de... ...hatta şununla çizeyim... ...düz tel gibi düşünebiliriz... ...şimdi bu yok... ...tamam mı? Bu yok... E ...ne oldu? Devre bir temizlendi sanki değil mi? Devreni... ...devreyi anlamak için... ...bu şekilde yap, yapmanız... ...daha uygun oluyor bakın... ...burası da 4 ohm diye yapmanız... ...çok uygun oluyor ve şimdi 12 volt. Asıl devrem aşağıdaki gördünüz mü eş değerini çizdim. Burada basit bir şey var. Ee, ana kolu da bulalım. Şimdi 3 ve 2 şey 3 ve 6 bunların eş değeri 2 idi. 4 ile topladım. Seri bağlı olduğunu söyledim. 6. R eşim 6 10. Bakın bir soru çözdük. Şimdi akımı bulalım. Ana kol akımını. Voltajı dirence böleceğim için 2 amperde bunu yaptım. Bakın gelin buradan 2 amperi yola çıkartalım. Şimdi 2 amperi yola çıkart. Şimdi 2 amperi yola çıkarttığın zaman sen şunu biliyorsun değil mi? 2 amperi yola çıkarttığın zaman buradan da bir şey geçecek, buradan da bir şey geçecek. Peki kaça kaç geçecek? Bakın bu kaça kaç meselesi aslında çok e, zor bir mesele değil. Bakın şurası 8 volt olduğuna göre nereden buldum? 4 kere 2 8 volt. Geri kalanı 4 volt. O zaman buradan geçen akım 4 bölü 3, buradan geçen akım 4 bölü 6 yani 2 bölü 3'tür. Bu akımların hepsini yukarıdaki devreye koyduğunuz zaman zaten soruyu çözmüş olacaksınız. Bakın 4 bölü 3, 2 bölü 3 toplamı e, 2 amper e, ve çarpımları da 4 voltu veriyor. Buradan da ne geçiyordu onu da yazmış olalım bari 2 amper. Bakın biz dikkat ederseniz burada hani şu noktaların arasındaki potansiyeli ölçüyor değil mi voltmetre? Doğal olarak voltmetre için 4 çarpı 2 8 voltu ölçer zaten diyebiliyoruz. Gelin akımı bulalım. Buraya dikkat çok. Severim ben akım paylaştırmayı. Bakın 2 amper geldi. 4 bölü 3 amper bu tarafa gitti değil mi? 2 bölü 3 amper de bu yolu kullanarak tam da ampermetrenin bulunduğu yolu kullanarak 6 ohma gitti. O zaman burada ampermetrenin 2 amper bölü 3 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi harflendirme yöntemine bakalım. Varsa pilin kutlu kutuplarına farklı harfler vereceğiz. Bir, pilin kutuplarına harf vereceğiz eşdeğer direnci bulmak için. Direnç ya da voltmetreye gelene kadar aynı harf vermeye devam edeceğiz. İki harf için aynı işlemi e, farklı yerlere gelenler hani farklı bir e, harf vermemiz gerekiyorsa onu vereceğiz. Ve daha sonra verdiğimiz harf için de aynı işlemi uygulayacağız. Farklı harf ne demekti? Farklı harf aslında farklı potansiyeller demekti unutmayın. İki noktanın potansiyelin farklı olduğunu gösteriyordu. Örneğin burada K ile arasında birlikte yapalım. Şimdi burada K var devam ediyorum burası K. Düz telden devam ediyorum. Gidemiyorum gidemiyorum gidemiyorum. Ne yapıyorum? L noktasına ne demiştim pilin kutupları arasında harf verin demiştim bakın burada zaten kendisi vermiş sorunun L noktasına gittim Yalnız buradan da gidemiyorum. Bakın bir e, direnç olduğunda potansiyel düşmesi olacağı için bunu yapamıyoruz, veremiyoruz. Değiş, değiştirmemiz gerekiyor. Buraya baktığınızda akımın kollara ayrıldığı başka bir nokta var mı? Bakın sakın bana bu nokta demeyin. Bu nokta demeyin. Çünkü bu noktaya gelince akım kola ayrılmıyor. Bu nokta sadece sivri bir nokta. Bu noktada demeyin akım kola ayrılmıyor. Bakın akım böyle gidiyor olsa bu tarafa doğru gider. Kola ayrılmamış. Ama bu nokta öyle değil. Değil mi? Bu nokta bir sürü hatta kavşak yani biz oraya gidebilir, buraya gidebilir, şuraya gidebilir bilmiyoruz. Bu yüzden bu nokta benim tam istediğim nokta ve buna M harfi vereceğim. Bütün devre pillerin ya da istenen değerlerin arasındaki harfler arasında çizilir. Bir e, seni koyduğun harfi de araya koy. Şimdi birlikte bakalım. Bakın meli arasında 5 var yazdım 5 10 gitti bunu yazdım çünkü tamam KM arasında 6 var KM arasındaki 6 10'u da yazdım bu da gitti buraya dikkat KM arasında yan yana aslında ne demek bu seri bağlı 3 ve 3 var onları da yazdım gördüğünüz gibi. Şimdi KM arasında yine buradaki var. Onu da yazıyorum. Birlikte yazalım. 4'e 2. Hadi şimdi eş değeri bulalım. Birlikte bulalım. Şimdi bakın. 6 burası da 6. Burası da 6. Kaç tane 6 var? 3 tane. Tane sayısına bölüp bu kısmın 2 olduğunu söylüyorum. E 5 de burada varmış. 2 5 daha 7 ohm eşdeğer direncimiz. Bu kadar kolay. Şimdi bu sorumuzu çözelim. Sorumuzda aslında ampermetrelerin oranları soruluyor. Burada ampermetrenin oranını yaparken bir e, harflendirme yönteminden bahsetmemiz gerekiyor. Burada K şu noktadaki potansiyel düşmesi olmadığı zaman yani düz telden ilerleyebiliyoruz devam ediyorum burada ama ne yazık ki bu taraflara gidemiyorum. Şuradan L'den devam edeyim istiyorum çünkü pili kutupları arasındaki harfle ilk önce veriyoruz. İkisi de olmadı devam edemiyoruz. Şimdi noktalarımıza bakalım. Şu nokta bir kavşak noktasıdır ve bu noktaya harf verilir. Hangi harf vereceğim? Mesela işte A harfini ya da işte Tabii A harfini verebilirim. Şimdi A harfinde Dikkat edelim A harfinde şuradan devam edeyim harfi bitireyim şu noktada A harfiymiş. Peki şimdi başka bir kavşak noktası var mı diye baktığımda aslında şurasının bir kavşak noktası olduğunu çünkü akımın kollara ayrıldığını görüyorum. Dolayısıyla burada da B harfini yazıyorum. Bakın yalnız bu düstel gibi olduğu için B'yi devam ettiriyorum. Şu noktada B harfi. Şimdi K ve L arasında devreyi çiziyorum. A ve B harflerinde buraya yazdım. Birlikte yapalım. Şimdi L A arasında 5 ohm var. Genellikle burada biz böyle çizsek bile şimdi L A arasında ne demek? Yani L ile A arasında bir tane direnç yapacağım demek, değil mi? İsterseniz bunu B ve A olarak değiştirelim. Siz de böyle değiştirebilirsiniz. Yan yana başka direnç varsa böyle değiştirin. Daha kolay olur. Çünkü direkt Ali arasında bir şey var yani. 5 ohm yazdım. Sonra bakın AB arasında 12 ohm varmış. 12 ohm varmış. Sonra AB arasında bir tane de 4 var. 4 ohm. Sonra KB arasında 3 ohm var. Hemen yazıyorum. <laughs> ve KB arası bakın 4 2 ne varmış KB arasında 4 2 ne oldu burası 6 oldu değil mi 4 2 de 4 2 diye ayrıca yazabilirsiniz şuradan ama kapatmam lazım şurasının olmaması gerekiyor şimdi 4 2 şimdi devrem artık daha kolay oldu neden burası Aa çok var burada da 2 varmış. Bunu bir güzelce ne çizelim. 6 ohm 3 efendim bu tarafta ve bu tarafta değerlerimiz var. Bakın burada 12 ve 4 var. Nasıldı? Çarpımları bölü toplamlarıyla buluyorduk biz paralellerde. 12 çarpı 4 bölü 16'dan 4 3 ohm yazdım şunun eş değerine. Bu 1 Şimdi 6 ve 3 olduğunda bunu da 2 diye yazıyorum. Artık ezberledik ve eş değerin aslı 10 ohm olduğunu söyleyebiliyorum. Bana eş değeri sormadı yalnız. Sadece bunu sormadı. Dikkatli olun. Bana akım da sordu. Akım sorduğu zaman aslında şunu yapmak gerekiyor. Şimdi 12'ye 4, değil mi? 12'ye 4. O zaman burada hani ne yapmak lazım potansiyellerini eşitlemek lazım yani mesela buradan bir birim geçiyorsa i kadar akım geçiyorsa buradan 3 i kadar akım geçmeli ki çarpımları eşit olsun toplamda 4 birim var o zaman 4 birim varsa Bakın 4 birim varsa burada söylediğimizi genellikle ben bunların iki katını da aldırabiliyorum. Bir tık daha ...kolay da e, olabiliyor öyle zamanlarda. E, hani siz de nasıl isterseniz iyiye e, işte altı, şey iki 6 altı gibi de alabilirsiniz yani fark etmez. Şimdi 4 iyi mi gelmesi gerekiyor? Bakın şöyle yapayım isterseniz. 4 iyi gelmesi gerekiyor. E, burada iyiye 3 iyi olarak biz değerlendirdiğimiz için buradan da nasıl geçecek ona bakalım buradan da nasıl geçecek aslında bakın buradan bir birim varsa buradan iki birim şeklinde geçecek akım dolayısıyla hani dördü dördü üç parçaya ayıracağız e, şunu yapalım dördü üç parçaya ayıracağız iki parçası bu dördü üç parçaya ayıracağız bir parçası bu şeklinde yazabiliriz dolayısıyla bakın yukarıdan geçen dört bölü üç iyiyken buradan geçen nedir? Ona bakmamız gerekiyor. Bir de ona bakalım. Bakın toplam akım 4i. Yani buraya gelmesi gereken akım 4i kadar. 12 ohm e, nerede 12 ohm burada? B'den A'ya doğru i akımı geçirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla bakın şuradan da bakalım. E, 4 üzerinden de 3i geçtiğini biliyoruz, değil mi? 3i de buradan geliyor. O zaman hani şöyle bir baktığımızda buradan ne geliyordu? Tekrar söyleyelim. 2'nin üzerinden 4 bölü 3 i geliyordu. Aslında buradan kaç gelmeli artık bulabiliriz. Tekrar söylüyorum. Buradan 4 bölü 3 geliyor. Buradan 3 gidiyor. Buradan kaç gelmeli bunu söyleyeceğiz sadece. Dolayısıyla da ne olacaktır? Bakın bilmediğim A1 ile 4 bölü 3 i'nin toplamı 3 i olmalı. A1 buradan rahatlıkla bulunabilir. Anlaştık mı? Bu şekilde de bu soruyu çözebilirsiniz 5 i bölü 3 yapıyor yanlış hesaplamadıysam zaten a de bulmuştuk doğal olarak oranını rahatlıkla alabiliyoruz. Peki ödülü sorumuza geçmeden önce kitaplarımızı 10. sınıf kitaplarımızı unutmayalım. Sayısal setimizde içerisindeki kitaplardan özellikle fizik kitabını size göstermek istiyorum. Çünkü bununla ilgili daha pek çok soru burada var. Eğer bu konuyla ilgili daha fazla soru çözmek isterseniz burada dalgalardan önce bakın Dirençlerle ilgili, dirençlerin ne olduğu ile ilgili pek çok sorumuz mevcut ve burada çok çeşitli şekilde e, sorulara çözüm bulabilirsiniz. Dolayısıyla da unutmayın ki bu kitaplar size yardımcı olmak için hazırlandı. Peki ödüllü sorumuz burada. Hepinize başarılar diliyorum. Evet.